Herkes selamlar. Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte Goga Magic markasından satın almış olduğum Pogidi RGB 30 modelli bu retro oyun konsolunu incelemiş olacağız. Evet, bizlere sunulan LCD ekran ve devamında ise yine joysticklerle birlikte oyun deneyiminizi oldukça arttıran bir yine Atari incelemesi olacak benim için. Ve biliyorsunuz ki kanalımı zaten daha öncesinden Atari incelemeleri gerçekleştirmiştim ve gerçekten oldukça zevkli ve bizlere sunulan oyunlarla birlikte yine oyun keyfinizi olabildiğinden daha da ileri seviyeye çıkartıyor. Ve sizler içerisinde bulunan bu SD kartları yine kendiniz seçebileceğiniz için de yine oyun sayısında kendiniz seçmiş oluyorsunuz. Ve bildiğim kadarıyla bu Atari'de yaklaşık olarak 10.000'den fazla retro oyun bulunuyor. Ve yaklaşık olarak 4 inçlik bir ekran boyutuyla bizlere geliyor. Ekran çözünürlüğümüz birebir oranla yine 720x720 ile yani HD bir ekrana bizlere gelmesi de yine oldukça iyi diyebilirim. Bu Atari'de bizleri karşılayan yine görmüş olduğunuz gibi el otururluk anlamında ve Nintendo Switch'e benzemesi anlamında oldukça hoşuma giden bir yapısı bulunuyor. Joystickler, yine B, A, Y, X tuşlarımız, ileri geri tuşlarımız, Select ve Start tuşlarımızla birlikte Left ve Right tuşlarımızda yine oldukça bu cihazımızı donatmış durumda. Bir fiyat performans bir ürün olduğunu söyleyebilirim ki sizler de aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden Goga Magic markasının kendi web sitesine gidebilir ve diğer retro Atari oyun konsollarına da göz atabilirsiniz. Evet, ürünümüzün alt tarafıyla başlayacak olursam evet, öncelikli olarak giriş portlarına bakalım ve görmüş olduğunuz gibi 2 adet yine bizleri karşılayan bir SD kart girişimiz, OTG Type-C girişimiz ve yine Type-C şarj girişimiz daha bulunuyor. Ve bununla kalmaksızın arkadaşlar kutumuzun alt tarafında Type-C şarj kablomuz bizleri karşılarken yaklaşık olarak 2 saatte şarj oluyor ve 4100 mAh'lik batarya sayesinde yine gün içerisinde 8 saatlik bir oyun oynama deneyimi bizleri yaşatıyor. Ve bizleri karşılayan bir kullanım kılavuzumuz var ama dediğim gibi kolay bir kurulumu ve kullanımı bulunuyor. Ürünü şarja takıp hemen geldim ve %33'lük bir şarjla birlikte sizlerle bu videomuza devam edeceğiz. Sizlere bahsetmiş olduğum gibi içerisinde yaklaşık olarak 10.729 adet oyun bulunuyor. Ve bu oyunların yanı sıra buradan da seçebileceğiniz kategorilerle birlikte istemiş olduğunuz oyunları tercih edebiliyorsunuz. Ve bu joystickleri de kullandığınız zaman görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir deneyim bizlere sunuyor. Ki tabii ki de bunu sadece arayüzde gezinmek adına değil yeni oyunlar içerisinde kullanmanız mümkün olacaktır. Sadece aşağı yukarı değil ileri geri yaptığınız zaman bile kategori anlamında farklı kategorilere geçiyor. Yine buradan sizlere beğenmiş olduğum bir kategori oyununu açacağım. Ve hemen hızlı bir şekilde güzel bir oyunumuzla başlayacağız. A kısmında seçtiğim zaman buradan animasyon anlamında gerçekten güzel oyunlara bulunduğunu size söylemek istiyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi GTA bile bulunuyor arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde GTA'yı hatta sizlerle birlikte. Evet, oyun açılırken sizlere bu ürünün diğer özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Stereo hoparlörler sayesinde yine oyun deneyiminizi ve oyun oynama zevkinizi daha da arttırırken bizlere burada sunulan tüm tuşların aktif bir şekilde çalışması da gerçekten güzel bir deneyim. Arka tarafında herhangi bir şey bulunmazken yan taraflarında ise yine bir şey bulunmuyor arkadaşlar. Ve tabii ki de ses açma kapatma tuşlarıyla birlikte oldukça yüksek bir ses deneyimi bizlere yaşatıyor. Hemen hızlı bir şekilde bu sahneleri atlayacağım. Evet, şu anda sizlere etrafı gösterecek olursam da evet, görmüş olduğunuz gibi karakterimizi yine bu şekilde hareket ettirebiliyorum. Veya tuşlara bastığım zaman ise yani kombinasyonlar şeklinde görmüş olduğunuz gibi yani hareketlerin vesaire gerçekleştirme mümkün olacaktır. Evet, bu şekilde sağ taraftaki tuş kombinasyonlarıyla birlikte yine karakterimi hareket ettirme mümkün oluyor. Ve hemen hızlı bir şekilde evet, şu an bu karakterimle birlikte bu araca bineceğim ve binmek için ise yapmam gereken sadece X tuşuna basmak olacak. İnmek için aynı şekilde X tuşuna basmam yeterli olacak. Aracı hareket ettirmek için B tuşuyla birlikte görmüş olduğunuz gibi hareketimi gerçekleştirebiliyorum. Şu anda bir askeri karargâhta başladım. Yani burada yapacağım herhangi bir yanlış yani muhtemelen oyuna tekrar başlamama sebep olacaktır. Şu anda bir kısa şehir turu yapacak olursak da etraf ve çevre grafiği bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi neredeyse oyun içerisindeki bütün animasyon grafikleri canlı bir şekilde hareket ediyor. Ve bunun hareket etmesi tabii ki de sizlerin de izleyeceği üzere donma veya kasmaya sebep olmuyor. Ve bununla birlikte kalmaksızın çevre grafiği gerçekten çok güzel. Ve şu an oynamış olduğum oyun GTA olarak da geçiyor. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir deneyim. Yine ben bu Atari üzerinden yaşamış oluyorum. Sadece bununla kalmaksızın birbirinden fazla oyun bulunuyorken yaklaşık olarak 10.000 adet oyunla birlikte ise oyun deneyimimi yani hiç bitmeyecek şekilde yaşamış oluyorum. Hemen X tuşuyla karakterimi araçtan indireceğim. Yani muhtemelen bu araç patlayacaktır diye tahmin ediyorum. Ve aynı şekilde karargâhtan
herhangi bir şekilde silah vesaire tedarik edebiliyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde oyundan geri çıktım ve sizlere diğer oyunları göstermek istiyorum. Sadece bununla kalmaksızın içerisinde bulunan işletim sistemi yani Linux olmak üzere görmüş olduğunuz gibi birçok oyun oynatabiliyor ve indirmiş olduğunuz oyunları ise yine bilgisayar üzerindeki yazılımlar sayesinde bu cihaza entegre edebiliyorsunuz. Evet, tüm oyunlar dediğimiz zaman ise buradan yapmam gereken sadece Enter tuşuna basmam olacak ve Enter tuşuna bastığımız zaman ise yine buradan da kategorileri görebiliyorsunuz. Evet, sizlere bahsetmiş olduğum gibi 10.000'den fazla oyun içerisinde bulunuyor ve aktif bir şekilde sizler yine içerisinde eklemiş olduğunuz SD kartlar sayesinde de yine oyunlarınızı arttırabiliyorsunuz ki dediğim gibi 10.000 tane oyun oynamak muhtemelen yani oldukça fazla bir zamanınızı alacaktır. Yani sadece bununla kalmak sınırı çıkısı deneyimleyeceğiniz görmüş olduğunuz gibi çok fazla seçenekte bu Atari üzerinde bulunuyor. Yani Atari mi konsol mu tam olarak ne dönüyor bilmiyorum ama gerçekten çok keyifli bir oyun aleti olduğunu belirtebilirim. Gerçekten çok güzel bir ürün. Nintendo Switch'e benzemesi ve sorunsuz bir şekilde oyunları oynatması. Aynı şekilde 450x450'lik bir ekran çözünürlüğüyle birlikte 60 Hz'lik bir oyun deneyimini bize sunacak ki görmüş olduğunuz gibi ekranı yakınlaştırdığım zaman yani muhtemelen sizler herhangi bir piksel çözünürlüğünün bozukluğunu göremezsiniz. Çünkü piksel yoğunluğu çok yüksek ve HD olmasının yanı sıra yani herhangi bir şekilde HD olduğunu hissettirmiyor. Ki tabii ki de bu bir fiyat performans ürünü olduğu için de OLED ekranı olsaydı ve AMOLED bir ekran olsaydı yani muhtemelen fiyat bandında tartışılırdı. Ama dediğim gibi yani böyle bir ürün yapıp da HD bir ekranla birlikte çözünürlüğü yüksek tutmak bence çok mantıklı bir hareket. Hem koleksiyonluk açısından hem de oyun oynamak açısından da gerçekten güzel bir ürün olduğunu belirtmek istiyorum. Tekrardan oyunları sizlere PSP'deki göstereceğim ve buradan görmüş olduğunuz gibi NBA'den tutun da yani Need for Speed'e kadar yani gerçekten inanılmaz oyunlar bizleri karşılarken oynayabileceğiniz çok fazla seçeneğinde bulunması yani gerçekten çok güzel bir deneyim bizlere yaşatıyor. Evet, yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte Goga Magic markasından almış olduğum bir Atari incelemesiyle karşınızdaydım. Ki bu ürünüm ise PowerKitty RGB30 olarak geçiyor. 4 adet rengiyle birlikte gerçekten güzel deneyimler bizlere sunduğunu belirtmek istiyorum. Aynı şekilde lisanslı oyunlarla birlikte yaklaşık olarak sadece 64 GB'lık SD kart modelinde bile 10.700 oyun varken yani diğer seçenekleri seçerseniz muhtemelen bu 50.000 60.000'e kadar çıkacaktır diye tahmin ediyorum.